Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Haziran, Çarşamba günü akşam 22.53 sularındayken gümüş kısa vadeli analizine başlıyoruz. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi ons gümüşteki dünkü analizin özetini okuyalım. Ons gümüşte düşüş trendi, gramda yükseliş trendi var. İlginç bir tabloda sizlere aktarmıştık arkadaşlar bu başlık sayfasında. Ve özetle de şunları yazmıştık. Gümüşte enteresan bir grafik var. Ons gümüşte düşüş trendi başlarken, yani dün itibariyle arkadaşlar, gram gümüşte yükseliş trendi başlamak üzere 8.57 seviyesinden, burada doların etkisi gözleniyor tabii ki demiştik. Ons'taki destek 27.5, 26.7 ve diğer destek dirençleri verdikten sonra da gram gümüşte 7.57'den bir yükseliş trendi bugün başlayabilir demiştik dün. Destek dirençleri verdikten sonra arkadaşlar burada 7.71'in önemli bir direnç olduğunu sizlere aktarmıştık. 7.65-7.71 noktalarını. Peki şimdi bugünkü duruma döndüğümüzde arkadaşlar şöyle özetlemek gerekiyor. Dün de bahsettiğimiz 27.5 seviyesinin önemli olduğunu bahsetmiştik sizlere. Dikkat ettiyseniz şu yükseliş trendi düzgün çizelim. Şu yükseliş trendi kırıldıktan sonra gümüşte ve dikkat ederseniz de şöyle bir fincan kulp formasyonu veya fincan kulptan ziyade arkadaşlar burada şöyle bir flama veya arkadaşlar ikili tepe oluşmuştu. Buna bu şekilde yorumlamıştık. Şimdi burada arkadaşlar dikkatimizi çeken asıl olay şuydu. 27.5 seviyesinin altında ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 14 gündür. Burada altında kapanış yapmıyordu. Altına sarkmalar yaşatsa da arkadaşlar. Pardon, burada bizim için 27.5 önemliydi. Bugün arkadaşlar dikkat ettiyseniz artık 27.5'lerin altında bir kapanış geldi. Yerlilerin açıklamalarıyla beraber temel analiz tarafında burada arkadaşlar açıklamaları Amerikan faizlerini yukarı doğru götürücü, ons gümüşleri, emtiaları da aşağı doğru götürücü bir açıklama oldu. Ne dedi? Twitter sayfamızdan da bahsettiğimiz gibi arkadaşlar yine hemen gösterelim. Birazcık zamanınızı alacağım. Burada arkadaşlar birazcık daha geri gelirsek bu açıklama önemliydi. Şu arkadaşlar. Bu açıklamada arkadaşlar FED büyüme rakamlarını yukarı doğru çekti. Aslında faizi sabit tuttu. Bu zaten beklenen bir şeydi. Önemli olan burada bunun etkisinin, yani büyüme rakamlarının arkadaşlar artacağına dair beklentilerle ben para basmanın azalacağını ve dolayısıyla enflasyonun azalacağını, dolayısıyla burada da aslında parasal genişlemede daralmaya sebep açacağını gözlemlediğimi düşünerek hemen bu açıklamadan sonra ben bence dolar faizler yukarı, onslar aşağı doğru gidebilir demiştik. Ve sonrasında da çok sert bir düşüş meydana geldi. Bakın 5 dakikalık grafiği açıyorum. Aslında gördüğünüz gibi burada çok sert düşüşte 27.7'lerden 27.2'lere kadar gelmiş durumdayız. Açıkçası aslında burada ons, gümüş yine altına göre iyi duruyor, onu söyleyeyim. Daha az tepki verdi ama yine de burada grafik maalesef zayıf gözlemleyebiliyoruz. Burada da hareketin ne kadar sert olduğunu. Şimdi diyeceksiniz ki temel açıdan analizlere çok fazla girmek istemiyorum. Teknik analizi bulandırmamak için ama enflasyon aşağı gelecekse nasıl? Burada onslar aşağı geliyor. Yukarı doğru gitmesi gerekmiyor mu? Evet, ama doğru söylediniz. Ama burada uzun vadede onun etkisi gözlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an için kısa vadede bu şekilde etkilemesinin doğru olduğunu ve bu şekilde de yorumlamamızın doğru olduğunu ben düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Evet, burada da gözlemlediğimiz kısa vadede böyle bir noktaya gidiyoruz. 27 seviyesine doğru gitmemiz mümkün diye düşünüyorum. Yine baktığımızda 27 dolar, 27.2 dolarları yine dün de vermiştik. Burada yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 27.2'yi atlamışız arkadaşlar. 26.7'de bir alt destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 27 dolarlar kırılırsa. Şu an için yine haftalık bazda bunun sonuçları olacaktır arkadaşlar. Bunu yine bahsetmiştik. Şöyle söyleyeyim size. Ons altında düşüş trendi haftalık bazda başlamıştı.
Gümüşte acaba altını takip edecek mi diye soru işareti sizlere vermiştik. Evet, şu an takip ettiğini gözlemliyoruz. Yine bunu hafta sonu analizlerinde değineceğiz arkadaşlar. O ayrı konu. Biz günümüze dönelim ve konumuza döndüğümüzde düşüş trendi dün sizlere aktardığımız gibi devam ediyor. Ons gümüş sinyal tablomuzu açtığımızda bakın dün yazdık bunu daha 27.85'ten düşüş diye ve burada da 28.3'ten gelen sinyali burada yakaladık ve 27.2'lere gelmiş durumdayız. Peki tekrardan artık şimdi gram gümüş tarafına geçelim. Gram gümüş tarafına geçtiğimiz arkadaşlar bizim burada dünkü kapanışımız 7.58-57 civarında oldu. Yine dedik ki arkadaşlar 7.57'den bir yükseliş trendi başlayabilir demiştik. Arkadaşlar şöyle yorumlamak gerekiyor. 7.57'ler civarında kapattık. Çok güçlü bir yükseliş trendinin oluşmadığını görüyoruz. Bakın yine burada bir doji oluşumu var. Ama yine de arkadaşlar ufak bir düşüş yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Bakın burada ufak bir yükseliş trendi var. Ve bu noktada da 7.65'ler gelmiş. Bakın ilk direnç noktamız. Ama tabii ki kısa vadeli al satçılar dışında burada çok faydalı olmadığını düşündüğümüz bir yükseliş trendi olabilir. Yani şöyle göstereyim size 5 saatlik bazda aktarırsak. Bakın şurada şöyle bir ufak bir yükseliş trendi. Şu trendi kırarak 7.58'lerde başlamış ama şu anki günümüzde baktığımızda yine bizim gram gümüş sinyalinde dün işledik mi hatırlamıyorum ama onu da değerlendirmek gerekiyor. Evet, dün işlememişiz ve burada yine düşüş trendinin 7.71'lerden başlayan ve 7.88-7.90'lara giden yükseliş trendinden sonra devam ettiğini yine analiz sayfamızda yatırım tavsiyesi olmadan buraya aktarabiliriz diye düşünüyorum. Ons tarafında arkadaşlar yine hareket devam ediyor. Bize burada dolar bir miktar destek olabilir arkadaşlar. Eğer 8.61'ler üzerinde kapatabilirsek. Kaldı ki biz burada emtia tarafında düşüş tarafı devam ediyor. Şu an anlık olarak da hemen grafiği açalım. 27.2'nin altına gidebiliriz. 5 dakikalık grafiği açtığımızda bakın. Burada düşüş tekrardan hızlandı. Dolayısıyla yeni diplere doğru gitme potansiyelimiz yani 27 dolar ve 6 26.7'ler gündemde olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki şimdi biz özetimizi yapalım artık. Yine gram gümüş arkadaşlar burada darbe yedi ons tarafından aslında yükseliş trendine başlamak üzereyken yine burada ons gümüş yellen tarafından yazalım. Gümüşte bir darbede yellenden geldi. 27.85'ten başlayan düşüş trendi bugün 27.5 altında kapatacak gözüküyor. Hedef 27-26.7 dolar. Destekleri de yazalım. 27.2, 27 ve 26.7 veya 8 arkadaşlar. Çok önemli değil. Hadi 8 olsun. Direnç noktasında da artık 27.5, 27.8 ve 28 dolar uzak tarafta ama orası da artık bizim için direnç oldu. İsterseniz yazmayalım şimdilik. Gram gümüşte dün bir yükseliş trend denemesi oldu ama çok zayıf bir trend oluşsa da 7.65'ler geçilmedi ve düşüş trendimizi 7.71'den koruyoruz. 7.51, 7.45 hedefler. Destek dirençleri yazalım. 7.51, 7.47. Şuraya da 7.47 yazalım arkadaşlar. Daha hassas olsun. 7.43'te alt noktada. Direnç noktasında artık 7.55'ler, 7.58'ler, 7.61 ve 7.65 noktası da artık uzak tarafta bize direnç olacaktır diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar özetimizi yaptık. Unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Şu an için arkadaşlar şu 7.55'lerde tutunmaya çalışacağız. 7.55'ler altında bir kapanış bizi hızlıca 7.50'lere doğru götürür diye düşünüyorum. Ama 7.50'lerde önemli bir destek var. 7.50-51 bölgesinde umarım orada tutunuruz.
Yoksa 7.43'ler tekrardan 7.40'lar hatta söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki arkadaşlar yine analizimizin sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmenizi sizlere rica ediyorum. Ve son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda buradan bilgi alabilirsiniz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.